çok hassas bir meyve. Böyle tek tek toplanıyor. Bir tane bir tane atıyor ki sepete. Böyle. Altın tartar gibi tartıyoruz ya. Tamam, bu şey çok güzel burada ya. Rüzgar esintisi mi? Hava güzel. Ben de ilk defa bu sene topluyorum. Çok güzel bir meyve. Yemeye doyamıyorsunuz. İnanılmaz lezzetli. Bulancağın, hani çoğu bilmiyor burada bunun yetiştiğini. Ama bence keşfetsinler. Bence çok eğlenceli. Oradan geliyoruz. Bugün bu meyveyi merak ettiğimiz için geldik. Bu toplam, hem toplamasını merak ettik, tadını merak ettik. Sağ olsun bahçe sahibi abimiz de bizi davet etti buraya. Merak ediyoruz yani nasıl olacağını. Bir gelip yerine görelim bakalım nasıl bir şeymiş diye. Onun için geldik buraya. Sevil abi biz gidik. İyi hadi bakalım. Az sonra sendeyiz tekrar. Yani bu şekilde tek tek topluyoruz. Çok zahmetli. Yok yok, o başka. O alttaki başka. Başka. Farklı cinsin. Abi yemiş her şeyden önce sağlık meyvesi. Çok lezzetli bir meyve. Süper meyve diye tanımlanıyor. İçerindeki bileşikler İnsan vücudu için çok yararlı. Kardiyovasküler sisteme, kalp damar sistemine büyük etkisi var. Bu nedenle kalp hastalıklarına, tansiyona falan iyi geliyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Retina yırtıkları, pankreasta yenilemeye neden oluyor. Hipertansiyona iyi geliyor. Düz kasları gevşetiyor. Ana vatanı Amerika'nın kuzeyi, Kanada sınırları. Aynı aileden bizim burada çalı çileklik, çileklik meyvesi var. Onda da aynı yararlı özellikler barındırıyor. İşte onu da yaprağını çorba olarak yiyoruz zaten, çileklik çorbası. Meyvenin faydaları saymakla bitmez. İşte Parkinson'dan Alzheimer'dan, işte eklem hastalıklarından, bağırsak hastalıklarına, internette ne yazıyoruz hepsi doğru. Ekonomik yararına gelince fındığı alternatif olabilir mi? Bu coğrafyada fındığın alternatifi olmaz. Ama ciddi bir getiri olabilir, yan gelir elde edilebilir. Düz ya da düze yakın arazilerde tarımı çok uygun. Engebeli arazide emek yoğun olduğu için biraz zor. Sahilde örtü altında, saksıda falan yetiştirilebilir. İşte Nisan ortalarında falan çiçeklenme bitiyor. Erken çeşitler Haziran ortalarında. Bizim burada tabii başka yerlerde daha iyi erken olabilir. Tatlısı, eksisi, irisi, küçüğü birçok çeşidi var. Benim bu arazimde denemek için getirdiğim zaman da 52 çeşit meyve var. Sevilen bir meyve. Endüstride kullanılıyor. Ama ülkemizin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle, vatandaşın alım gücü düştüğü için pahalı bir meyve. Herkesin alıp yemesi mümkün değil. Aslında halkın yemesini çok istiyorum da elit yiyor. Elit de zorla yiyor şu anda. Böyle bir sıkıntı var. Var. Bir de üretimi ülkede çok arttı. Akdeniz bölgesinde, Ege'de, orada burada yapılmaya başlandı. Saksı da yetiştiriliyor. Konvansiyonel üretim yapılıyor. İşte gübre, ilaç kullanılıyor. Sağlık meyvesi diye satılıyor tabii. Çok uygun değil. Fındık üreticilerine de en azından bir dönüm, iki dönüm yapıp iyi bakımla, iyi bir gelir elde edebilirler. Bir dönümde bir ton olabilir yani. Erikli köyü doğumluyum. Yani bu köyün çocuğuyum. Köyümde bir şeyler yapmak hayalimdi. O nedenle bu meyveyi getirdim, diktim. Bir de romatizmal hastalıklarım vardı. Ona iyi geleceğini düşündüm. Yurt dışında görmüştüm bunu. 2004'te ilk fidanları alıp getirip bahçe tesis ettik. O günden bugüne de uğraşıyoruz bu meyveyle. Uzun yıllar asansör yürüyen merdiven sektöründe main supervisor olarak çalıştım. Elektrik elektronik mühendisliği eğitimi aldım. Emekli olduktan sonra da kendimi toprağa adadım diyebilirim yani. Burada organik tarımla uğraşıyorum. 2005 yılından beri de organik sertifikalı üretim yapıyorum.